Alanya'da belediye başkanlığı yapan belediye başkanımıza ait bir ithaf oldu. Sen de mi geldin Bay Tema dedi. Geldik dedim. Öyle kaldı. Bir yerde hani Yiğit namıyla anılır hesabı Yiğit oldu. Öyle üzerimize yapıştı kaldı. Ben Tema Vakfı'yla 97 yılında tesadüfen tanıştım. Hayrettin Bey'le yine aynı yıl Konya'da yapılan bir etkinlikte tanıştım. Vakıfta sorumluluk alma, görev alma, bu vakfa dahil olma aşamasında 6 ay kadar bekledim ben. Vakıf merkezi İstanbul'a yazı, dilekçe yolladım, form istedim, üye olmak istiyorum diye. 6 ay bekledim, gelmedi. Ben de kızdım. Memleket çöl olacaksa oldu, siz hala bir form yollayamadınız diye kızmıştım. Hayrettin Bey'le ben onu da söyleyeyim. Ben Hayrettin Bey sağlığında da birkaç defa dile getirdiğim gibi hayatta en kızdığım adam oldu. Yani biz kendi halimizde kendimizi köylü çocuğu zannediyorduk. Ama bir santim toprağın 300 senede 500 senede, 1000 senede oluştuğunu bilmiyorduk. Vakfa girinceye kadar. Bizim temsilcilik sorumluluk dönemimizdeki vakfın ölçüleri 6 ay okuma, 6 ayda etkinlik çalışmasından sonra, 1 sene sonra size o sıfatı veriyorlardı. Biz o aşamaları geçtik. Vakfın bütün yayınlarını hemen hemen okudum. Vakfın yaptığı örneğin Alanya'dan Kırklareli Pehlivanköy'e Ergene'yi kurtarma mitingine gittim. Yani Alanya neresi, Kırklareli Pehlivanköy'ü neresi. Benim ne derdime düşmüş ama işte neden kızıyorum Hayrettin Bey'e. Bu işi bize bulaştırdı. Kendi tabiriyle bu virüs gibi bize bulaştırdı. Uzatmayalım bu konudaki şeyi. Hanımı biz burada ya ben ya Tema'ya kadar geldik eşimle. Çocuklarımın nasıl büyüdüğünü göremedim. Ben de kendi okuldaki öğrenim okul öğretmenlik öğrenim bitirdikten sonra mesaimin büyük bir bölümünü dükkanları gezerek, arkadaş ortamlarına katılarak vakit geçiriyordum. Öte yandan iki çocuk da hanıma bakıyordu. Vakıf merkezinden sınırlı sayıda afişler gelirdi. Yani 10 tane, 20 tane, 30 tane. Koca Alanya'ya 30 tane afişin yetmesi mümkün değil. Bir gün caddenin bir sol tarafına veriyordum. Öbür hafta topluyordum onları. Kime verdiklerimi yazıyordum. Öbür hafta sağ tarafına veriyordum. Yani böyle böyle kullanmaya çalışıyorduk. Bu aradaki toplantılara katıldığım toplantılarda bir şeyi fark ettim. Hele Konya toplantısı, ilk toplantı benim için çok bir dönüm noktasıydı. Arkadaşlar, memleketimizde ve dünyada ağaç diken, hayvan seven tonlarca, binlerce, milyonlarca insan var. Ben de kendimi tanıtırken onu diyorum. Hukuka, tarihe, kültüre ve doğaya saygılı milyonlardan biriyim ben. Hayrettin Bey, Metin Bahtiyarlar var, Tuncay Neyişçiler var, Orhan Çatalbaşlar var sahnede Konya'da. Sunumları bitti. Dedi ki bana en sinsi, en hain sorunuzu sorun buraya. Ben şaşırdım. Hiçbir sivil toplum örgütü lideri, hiçbir parti liderinin bana en sinsi, en hain sorunuzu sorun. Ben dedim bu ne özgüven? Nasıl bir şey bu? Tabi orada 40 çeşit insan var. O koca bir salonda her çeşit insan var. Soruldu, alındı, verildi. Şimdi dedim ya, dünyada ve Türkiye'de toprağa düşkün, ağaca, ormana düşkün, her tarafı ağaçlandıran, toprağa işleyen tonlarca insan var. Ama Hayrettin Bey bir liderdi. Ben kendi o anma etkinlikleri için hazırlamaya çalıştım. Spotlarda şunu kullanmaya çalıştım.
özellikle dikkat ettim. Bunun ilkini, tabii içinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle şartlara uygun olarak davranıyoruz ama ben isterdim ki, bunun bir örneği var mı diye baktım dünyada, o da var. O da şu, arkadaşlar, madem bu adam, tam hepimiz ölümlüyüz, o ayrı konu. Bu adam topraklı, bu topraklar için bir şeyler yapmaya çalıştı, bir eser bırakmaya çalıştı. Bu adamın anısını, hatırasını Tema Vakfı yapmazsa biz bu işin peşine düşeceğiz. Vakıf olarak, kurumsal olarak yapmazlarsa düşeceğiz. 40 tane onun adını koyduk. 40 deli Tema Vakfı Hayrettin Karaca toprak ve arazi yönetimi ödülü koyacağız her sene bu ocağında. Ben bu memlekette 40 tane ödül, 40 tane deli bulurum. 40'ından 500 lira toplasam 20 milyar lira para yapar. 10 milyarını bu toprağın kullanılması, korunması, üretimi, yaratılan istihdamıyla ELO denen bir kurum var. Orada buldum onu da örneğini de. Seneye, önümüzdeki yıla Deniz Hanım da orada, onun da kulağını çınlatarak söylüyorum. Toprak ve arazi yönetimi ödülü vereceğiz Hayrettin Karaca'ya. Onun hatırasına, onun anısına. Biz Yalova'da heykel dikildi. 3 gün sonra kolunu kırdılar. 3 gün sonra kolunu kırdılar o koca bahçedeki, sanki kıracak, dökecek bahçe yollamadılar da gittiler adamın heykelini kolunu kırdılar. Yani bir kurumun bu tür anmanın acıyı yaşamanın 40 tane yolu var. Kimi ağlar, kimi sızlar, kimi dövünür, kimi övünür, kimi 3 gün kendini sokağa kapatır. Yani her türlü 40 tane hali var. Ama toprakla özdeşen bu büyüğümüzü anmanın en güzel yolu yine örnek toprağa değer veren insanları özendirmek, ödüllendirmek, onları övüşlendirmek üzere olmalıdır diye düşünüyorum.